Şimdiye kadar aklıma ne geldiyse hepsi yapıldı. Yıka ve çık desek... Çok saçma. Diğer şampuanlarla yıkananlar yıkayıp çıkmıyor mu? Banyoda mı yatıyor? Belidar şampuan. Saçlarınıza hacim veren şampuan. Saçlarımı Belidar hacim veren şampuanla yıkıyorum. Yıkıyorum, 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 yıkıyorum. Üstüne suyumu şöyle güzelce döküyorum. Evet, çok da ilginç bir şey olmuyor yani. Her şampuan gibi Belidar da güzelce köpürüyor ve... Ah! Gözlerimi yakıyor! Allah'ım ya! Neden çocuklar için göz yakmayan şampuan yaparlar da büyükler için yapmazlar sanki? Ben geldim! Hoş geldin Ruhum! Hayrola kocacığım, niçin burada yıkanıyorsun? Yoksa banyoda şofbenden filan zehirlenmekten mi korkuyorsun? Hayır canım, şampuan reklamı hazırlamaya çalışıyorum. Ama aklıma orijinal, değişik hiçbir şey gelmiyor. Dur bakayım, sana yardım edeyim. Mesela... Heh! Ruslan, ne yaptın bana? Saçsız kel biri çıkıp şöyle der. Saçlarım olsa Belidar şampuanı kullanırdım. Nasıl, iyi mi? Saçma bir mantık. Üstelik dişsiz birinin diş macunu reklamı yapması kadar itici. Oh be! Aman, sana da fikir beğendiremiyoruz. Madem bu senin işin, otur bul o zaman. Vallahi bu sefer aklıma hiçbir şey gelmiyor. Üstelik biraz sonra Önder Bey'le Belidar şampuan firmasına gitmemiz lazım. Eyvah! Bu arayan kesin Önder Bey'dir. Ulan açsan bir türlü, açmasan başka bir türlü. Alo! Sizi duyamıyorum. Alo! Kimsiniz? Alo! 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 Masar oğlum, ben Önder. Alo! 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 Sizi duyamıyorum. Ve birazdan canımdan çok sevdiğim iş yerime gidip... ...yüce insan, değerli bir insan olan patronum Önder Bey ile buluşacağım. Bana bak Masar, yemezler. Eğer yarım saat içinde burada olmazsan... ...kovulduğunu bile duymadan kovulmuş olacaksın. Biz de sana geliyorduk minik kuşum. Eyvah, çattık ya. Abi, annemle ben 20. yüzyılın son buluşunu yaptık ve sana harika bir kız bulduk. Yine mi? Bile diyemeyecek kadar acele işim var. Kusura bakmayın, hadi eyvallah. Aa, evladım dur, hemen nereye gidiyorsun öyle? Bak, biz senin için bu kızcağızın nişanlısından ayrıldık. Anne, sizinle bu kızcağızı istemediğimi uzun uzun tartışmak isterdim ama inan bana vaktim yok, vaktim yok. Ay, evladım, anlamıyorsun galiba. Bak, bu güzel kızın adı Sera Gül. Sırf senin için aslan gibi nişanlısını bıraktı geldi. Anne, ne olur bırakın işime gideyim. Yoksa Önder Bey'in 44 numara ayakları popomla tanışacak. Aman be abi, 2 dakika dinleyiver. Bu kızı kaçırma bari. Hadi eyvallah, eyvallah. Sana da hoşça kal, Gübre Gül. Aa, Gübre Gül değil, Sera Gül. Bak, 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 bak. Hiç dinliyor mu beni? Keşke seni doğrucuyum he. Ruşen amcanın oğlu Sedat'ı doğursaydım. Püh, püh, yazıklar olsun sana. Çok geç kaldım ya, çok geç kaldım. Anne! Durumu çok kritik. Nabzı gittikçe yavaşlıyor. Hayati fonksiyonları da gitmek üzere. Yazık, pek genç. İnşallah kurtulur. Evet. Masar hala aramadı değil mi? Aramadı Önder Bey. Allah Allah, bu herifin yüzünden işi kaybedeceğiz ya. Kim bilir nerelerde oyalanıyordur. Şelale, cep telefonu cevap vermiyor mu hala? Hayır Önder Bey, maalesef. Belki kaplama alanına yeni girmiştir diye devamlı arıyorum. Kaplama alanını bilmem ama eğer biraz daha geç kalırsa benim tekmeyi patlatma alanıma girecek. Hadi çalışın bakayım, çalışın! Şuraya bak. Masar Bey'e yardım etsek de yaralamıyoruz artık. Benim gibi bir merhumaya kötü davranmaya ne hakkı var sanki?
Ama akşam gelsin ben ona bunun hesabını sorarım. En iyisi ilk hali galiba. Merhumiyetini göremeyebiliyorum. Aa, bir yanlışlık mı var acaba? Ay, Mazhar çok önemli bir kaza geçirmiş. Ne? Mazhar kaza mı geçirmiş? Allah'ım, kim bilir vücudu ne kadar acılar içindedir. Hemen gitmem lazım. Gidemiyorum çünkü hiçbir yerde yağmur yok. Ah evladım, ölüm kalım savaşı veriyormuş. Hadi acele edin, acele edin. Kanka inşallah ölmez. Enzar Bey, yardıma ihtiyacınız olursa muhakkak beni arayın. Ah benim aptal kafam, Sabah sabah kız getirip Mazhar'ımı kızdırdım. Gitti o sinirle, kaza yaptı tabii minik kuşuma. Abime keşke o kızı getirmeseydik. Ah ne işim ben. Hayır. Asıl eşeklik bende. Ben ona acele et demeseydim bu kaza olmayacaktı. Onu kendi ellerimle trafik canavarının kollarına attım. Bunu asla unutmayacağım. Akşamın suyu çıktı sanki. Kız meselesini akşam söylesene. Ay değer miydi yani? Şimdiki aklım olsa ağırdan al oğlum Mazhar. Ajansa gelirken 60'ı aşma 50'den şaşma derdi. Ya keşke ben de ona şey deseydim. Ne deseydim ya? Sayın Tuna Özgürlük oğlum, detektiyonu aramanız rica olur. Siz bana bakmayın, ben üzüntüden ne dediğimi bilmiyorum. İnşallah Mazhar iyileşir. Canım kardeşim benim. Şu anda onun için dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir iyileşsin, yemin ederim yaptığı eşek şakalarına bile sesimi çıkarmayacağım. Benim oğlum minik kuşum eşek şakası yapmaz. Bizim soyumuz ta 3. Mahmud'a ulaşır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş.